E, ...sportif başarı açısından çok sancılı bir süreci var. E, futbolda işte son Ziraat Türkiye evet. Kupası'na kadar kazanılmış hiçbir kupa yoktu. E, lig şampiyonluğu zaten bu yönetim geldiğinde 4 yıldır yoktu, 5 de üzerine bindi. Doğal olarak camianın, taraftarın beklentileri çok fazla. Keza basketbolda da bu sezon final göremeyince, Final Four göremeyince... ...takım e, Obradoviç dönemindeki o 5 sezona 4 şampiyonluk sağan... Avrupa Şampiyonluğunun, Eurolik Şampiyonluğunun geldiği dönemleri de yaşadığı için Camia böyle ardarda gelen sportif başarısızlıklar, saha sonuçlarındaki sıkıntılar doğal olarak bu Mali Genel Kurulun sıkıntılı geçeceğinin aslında ispatıydı. Ali Koç, Başkan Ali Koç dedi ki, Sayın Başkan işte sportif anlamda bütün eleştirilere katılırım ama mali anlamda şu noktadaydık, şu noktaya geldik. E, ma, me, malum e, Euro'daki e, artışı da düşünerek e, TL üzerinden bu noktaya geldik. Ama yaklaşık 200 milyon Euro'luk bir e, eksimiz var. E, aşağı çektiğimiz e, borcu. E, şüphesiz ki e, Ali Bey'in, Sayın Başkan'ın kulübe maddi açıdan çok ciddi e, kazanımları oldu. Bunu da çok fazla... E, ...bayis konusu yapmamak istediğini Mali Genel Kurul'da da vurguladı ama bir gerçek var. Mali anlamda, e, kasa kolaylığı anlamında, sıcak para anlamında, sponsor bulma anlamında e, eleştirmek haksızlık olur. Sportif başarıda eleştirme konusunda ne kadar haklıysa camia, basın, bütün paydaşlar maddi anlamda bu eleştiriler haksızlık olur onu da vurgulamak lazım. Gelelim şimdi e, bunun sonrasında e, sen İlk adım teknik adam. Evet. Şimdi Jesus'un gideceği e, Portekizli teknik adam da dedi ki ben birkaç bir süre önce söyledim, söyledim, birkaç hafta önce söyledim. Şimdi madem öyle belli sizin teknik adamınızın gideceği, o zaman bu anlamda daha bir hazırlıklı olmanız, daha bir artık şu noktaya geldiğimizde çünkü 20 e, 26'sında 27'sinde eleme maçı var e, Avrupa'da ve işte Ağustos'un hemen başında 11'inde de sezon başlıyor. Dolayısıyla belli ki sizin bazı noktalara yeni transferler yapacaksınız. Gidenler gelenler olacak. E bir yeni bir, hoca var. Gerçekleştirdi bu durumda geldi. bu durumda işte ne beklersiniz? Teknik adamın hazır olmasını, açıklanmasını beklersiniz. Ama Vitor Pereira örneğinde olduğu gibi, o sezon olduğu gibi yine böyle papatya falı açmaya başladık. Biz tam papatya falı açarken Sayın Başkan dedi ki işte e, Samandıra'yı bilen, ligi tanıyan, evet bu az önce sözünü ettiğim, bir cümle önce sözünü ettiğim sıkıntılardan dolayı takvim sıkışık, önünde sezon var, e, bilen bir hoca deyince Samandıra'yı bilen, camiayı bilen hemen alt alta e, malum isimleri sıraladık. İşte e, İsmail Kartal, Volkan Demirel, Aykut Kocaman, Emre Berezoğlu, Sergen Yalçın ama Sergen Yalçın Samandıra'yı bilmez falan evet. gibi böyle çıkarımlar yaptık. Gerçi bugün sevgili Selim'den de öyle bir bilgi notu geldi. Ben de şöyle bir kolaçan edince çevreyi Samandıra'yı bilenden, ligi bilen takımı ligi, rakipleri bilen Türkiye'yi bilen bir teknik adama evrilmiş gibi duruyor. Şimdi sanıyorum o günün e, Mali Genel Kurulu'nun şartları altında belki bir cümle fazlasını söylemiş olabilir mi? Emin değilim, bilmiyorum. Ama hani bir açıklama yapılmıştı ya işte Montellay'da son anda vazgeçti. O kadar da değil canım, Ki ayıptır bunu ya. Ki da evet Öyle söylediler. Öyle bir şey olur mu? Bugün anladım. de zaten e, haklı olarak yalanladılar o şeyi. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi kriterlere uygun isimler çok fazla değil. Neden çok fazla değil? Şimdi Aykut Kocaman biliyorsun gidişinde sıkıntılar olmuştu. Yardımcıları için... Ee, yanlış kelime de kullanmak istiyorum veri hırsızlığı gibi bir böyle iddia vardı. Şimdi Aykut Hoca'nın gelmesi bu anlamda çok kolay değil gibi duruyor. Ee, Volkan e, Volkan Demirel'e dönüyorum. Hatay Spor'la çalışmaları hani transfer hazırlıklarına e, ee, Hatay'ın durumu malum. Volkan Demirel Hatay'ı bırakıp buraya gelir mi? Bu işin Madalyon'un bir yüzü, diğer yüzü Volkan Demirel 40 ya da 41 resmi maçı var evet. Süper Lig'de. Yani Jesus gidiyor, Volkan Demirel geliyor. Evet Volkan Demirel'in camiada bir ayrıcalığı vardır. Bir gün Volkan Demirel Fenerbahçe teknik direktörü olacak. Ama o gün bugün mü? 41 resmi maç. Jesus, Jesus gitmiş, Volkan Demirel gelmiş. Yani çok kolay anlatılabilecek bir şey değil Burada, bence cami. E, Okan Buruk Galatasaray örneğini şöyle verebiliriz. Bir gün hep Okan Buruk Galatasaray'ın teknik direktörü olur diye düşünüyorduk ama, ama başarılarıyla hangi, geldi. Ama hangi evet. safhalardan geçti? Akisar'la kazandı, Başakşehir'le kazandı. Evet. Yani geçmişinde kupalar var Okan Buruk'un. Diyorum ki sana Volkan Demirel 41 resmi maç. Şimdi o zaman orada da kafamda bir soru işareti oluşuyor. Emre Berezoğlu aslında Emre Berezoğlu için... Hani şu anda daha hazır değil, hazır olsun yine gelecek şeklinde bir açıklaması olmuştu Sayın Başkan'ın. Ee, i̇ki yıl geçti aradan, o düşünülebilir mi? Ama Başakşehir'de kalacak gibi duruyor. Bilemiyorum, oraya bir şey koyuyorum Emre Bezoğlu. Şimdi böyle olunca İsmail Kartal kalıyor geriye. İsmail Hoca da, şöyle bir baktım ben notlara, 67 maç görev yapmış... 2.10 puan ortalaması var İsmail Hoca'nın 67 maçta. Öyle ya da böyle camianın adamıdır. Evet. Dinamikleri bilir. Ee, son göreve geldiği dönem çok sıkıntılı bir süreçte gelmişti. Gayet iyi gitti. Ee, bir dönem önce devrerse bir transfer istedi. O transfer yapılsa belki çok daha farklı olabilirdi şartlar. Ne şartlarını yaşadığını herkes hatırlasın. Yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe süreci... Sağ sonuçları anlamında hiç de fena gitmedi. Dolayısıyla İsmail Kartal iyi bir şansı, iyi bir şansı bence kişisel kanaatim hak ediyor. Ama işte hep kafamı şu takılıyor. Yani 9 yıldır şampiyon olamayan bir takım işte Jesus büyük beklentilerle gelmiş, gitmiş. Yine de şu listenin içinde benim kafama dışarıdan bir göze baktığımda en yatkın isim İsmail Kartalmış gibi geliyor. He, eğer bizim Ahmet'in Selim'in de bugün geçtiği gibi bu çerçeve biraz daha genişletilmişse dolayısıyla Samandıra'yı bilenden Türkiye'yi Türk futbolunu ligi rakipleri bilene evrilirse iş o zaman işin içine ne bileyim e, Abdullah, Abdullah Avcı da girer. Ne bileyim işte Sergen Yalçın artık Nefçi bakıyor gitti gidiyor herhalde. ...ne bileyim da girer... ...vesaire vesaire de girer... ...eğer tanımlama bu şekilde genişletildiyse... Geniş ...ama hala... ...Sayın Başkan'ın Cumartesi günü söylediği noktadaysak... ...benim açımdan... ...en akla yatkın senaryo... ...İsmail Kartal senaryosu... ...onun dışında... ...bütün bunları... E, ...hani bir... E, sağ gösterip sol vuralım diye yaptılar mı... ...çok zannetmiyorum çünkü... ...bir başkan, Fenerbahçe başkanı... ...açıklama yapıyorsa onun altında başka bir şey yoktur. Ama dediğim gibi bugün belki çerçeveyi biraz genişletmiş olabilirler. Çünkü bir istişare durumundalar yönetim kurulu içinde de. işte futbol aklı olarak görüştükleri kişilerle de. Dediğim gibi bu çerçevede başkanın cumartesi günü çizdiği çerçevede benim aklıma en yatkın isim İsmail Kartal gibi geliyor Şu anda çerçeve geliyor o bizim bahsettiğimiz o işte, hani öyle veda et böyle veda, veda Şu görüntülerle etti. veda etmiş bir teknik adamın bir tur daha başkanlık yapması ve e, şey teknik adamlık yapması ve e, bir şans daha alması kaçınılmaz gibi geliyor bana ama dediğim gibi doğru zaman doğru takım. Bakalım göreceğiz. Çok fazla bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Çok fazla bekleyecek zaman yok çünkü. Bir yandan da transferler e, söz konusu. Onlara bakmak gerekecek. Peki sizin için tüm bu adayları göz önünde bulundurduğumuzda Ender Bilgin, e, Fenerbahçe'nin yapısına, isteklerine, hasretine son verebilecek sizin için ilk sıraya kim yazılır? İşte ben şu çizilen çerçevede İsmail Kartal diye düşünüyorum. Bu çerçevede. Yoksa daha geniş düşünecek olursanız ne bileyim Abdullah Avcı'yı da düşünebilirsiniz. Ama hani Samandıra'yı bilen tanımına uymuyor. Diyebilirler ki ya ne Abdullah Avcı'sı falan ama gittiği her takımda bir teknik adam etkisini bırakmıştır. İşte son Trabzonspor'a yaşattığı şampiyonluk ortada. Başakşehir'le de gayet başarılı işler yaptı. Olabilir mi? Olabilir. Lucescu her ne kadar yaşı 77'ye gelse de Lucescu bir şey adamıdır. Yani sonuç adamıdır. Evet. Lu takımı 1-0'a bağlarsınız. arka arkaya 10 tane galibiyet alırsınız. Hiç kimse Dinamo Kiev'in hangi şartlarda geldiği geçen sezon Fenerbahçe'nin karşısına unutulmasın. Tek yabancısı olmayan savaş mağduru bir takımdan çatır çatır oynayan bir takıma dönüştürebilmiş adam. O şartlarda düşünün. Yani biraz daha belki akıl oyunlarıyla genişletebilirsiniz bu listeyi. Ama dediğim gibi ligi bilen, Samandıra'yı bilen falan dediğiniz zaman benim kafama İsmail Kartal oturuyor şu anda. Şu anda o çerçeve çizilen çerçeve neticesinde. Aykut Kocaman'ın oturmaması tamamen gidiş şekliyle mi alakalı? Eğer ki bir, ay, tabii ki Aykut Kocaman kafama oturur da nasıl oturacak? Yani sizin yardımcınıza e, veri hırsızı falan denmiş. E siz de o sistemin o sırada bir parçası. Ha karşılıklı böyle bir araya gelir, öpüşür, koklaşır. İşte biz anlaştık, ettik, şöyle oldu, böyle oldu derlerse elbette Aykut Kocaman e, benim adıma, benim adıma mutlaka bu matematikte, bu denklemde düşünülecek isimlerden biri haline gelir ama şeye oturmuyor. Aziz Yıldırım da <laughs> aslında siz daha iyi hatırlarsınız. Ben e, bu kulüpteyken e, Aykut Kocaman bu kulüpten içeri giremez. Ya mi? kimler neler söyledi <laughs> Ceyda. Ah. Ersun Yanal için de bu arada bizim Aa, vizyonumuz. Oh 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 neler söylendi benmiştim. neler söylendi de o işler şartlara göre değişir. Yani e, rahmetli Demirel'in dün dündür bugün bugündür lafı vardı tam o insan işte. Peki şimdi e, bir yandan da e, tabii gözler transferde Fenerbahçe'de. E, Arda Güler konusu ayrı bir konu. Bugün e, biz de az önce izleyenlerimizi ve dinleyenlerimizi de buluşturduk. E, Aykut e, Başkan. Arda Güler'in ailesiyle bir araya gelecek, menajeriyle bir araya gelecek, oturulacak, konuşulacak. E, i̇ki gün içerisinde de artık e, bu durumun sonuçlanması bekleniyor. E, benim etrafımdaki Fenerbahçe taraftarlarının hepsinin gönlünden geçen tabii Arda'nın kalması. Ama bu noktada hem kulübün menfaatleri hem Arda Güler'in geleceği e, bunların hepsi masaya konup konuşulacak. Valla herhalde işte son görüşmeye bakıyor. Şu anda... Sanki gitmeye bir adım daha yakın gibi gözüküyor Arda. O bir kere 17,5'luk e, serbest kalma maddesi duruyor. Yanlış anlaşılmasın. Hani e, bir 17,5 milyon euro serbest kalır maddesi vardı. O iptal oldu. Şu 35'e çıktı falan gibi haberler çıktı. Ee, o iş öyle değil. O duruyor 17,5'luk madde. E, ama Sayın Başkan... Bir açıklama yaptı. Konuşacağım dedi. Konuşacağını da hepimiz zaten biliyoruz. Aileyle bir araya gelecek. Zaten bugüne kadar da Arda'nın ailesiyle çok iyi bir ilişkisi evet. var Ali Bey'in. Onun da hep bilgileri geliyor. Dolayısıyla onların bakışı pozitif. Ama gitme yönünde sanki bir irade var gibi. Bana sorarsan ben bir yıl daha kalmasını Arda'nın gelişimi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Arda gidip de e, atıyorum Paris Saint Germain'de şu anda e, üzerine takım kurulacak bir oyuncu e, olamaz. Bakın evet. Arda'nın çok yetenekli olduğu gerçeğini göz ardı etmeden söylüyorum bunu ama bir o kadroyu, bir orayı düşünün. Yani Türkiye Ligi'nden oynadığı maç sayısıyla oraya gidip evet biz Arda'nın üzerine takım kuralım. Bütün toplar onda buluşsun. O Oyun aklımız olsun demez o seviyedeki bir takım. Bunu belki Ajax diyebilir. Ama hani öyle Paris Saint Germain'ler falan pek onu demez daha. Onun için bir aradan bir takımdan geçip öyle gitmesi lazım oraya. Dolayısıyla Fenerbahçe'deki bir sezon Arda'nın gelişimi için daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ben, ben Özellikle fiziksel gelişim. Yani... Ee, onu da tamamlarsa zaten Arda'nın Allah vergisi bir yeteneği, kalitesi var. Onu işte ee, daha fazla maç yaparak fiziksel gelişimini de biraz daha o tamamlayarak oturtarak gelecek sezon ee, daha belki ayakları yere basan bir transfer yapabilir. He gidecekse de işte Ajax gibi, belki Dortmund gibi hem ee, fiziksel anlamda hem oyun bilgisi, taktik bilgisi anlamında gelişeceği bir lige gidip bir üst level'a geçebilir.